Bizim mahallede komünistlerle ülkücülerin kesişme noktası vardı. Biz tam kesişme noktasındaydık, bizim ev. Ülkücü gençler İncesu Deresi Çanakkale geçilmez, İncesu aşılmaz diye boydan boya böyle yaklaşık 10 metrelik falan bir yazı yazmışlardı. Yani görmedim falan yoktu böyle. Ondan sonra ülkücü gençler o zaman aşağı doğru bıyık bırakıyor ama çok yakışıyordu, bayağı iyi oldu. Sonra vazgeçtiler neyse. Tam böyle Osmanlı bir görünümdü. Ellerinde genellikle tesbih olurdu. Takım elbise giyerlerdi, böyle kravat, takım elbise giyerlerdi. İkili üçlü gruplar halinde gezerlerdi. O zaman o dere boyu yolunda boydan boya yurtlar vardı. Hepsi ülkücülerin kontrolündeydi maşallah. Her gün sohbet toplantıları yaparlardı. Konuşma yaparlardı. Çok bilinçleniyorlardı. Yani öyle aktif politik eğitim verilirdi. Yani boş genç olmuyorlardı. Dava adamı olarak yetişiyorlar. Mesela mühendis olacak ama dava adamı. Şu soğutucuyu kapatsana. Yani senin işin gücün ne, ne yapmak istiyorsun, ne, ben mühendis olup şey dönmek istemiyorum demiyordu. Ben ülkücüyüm diyordu. Vatan, millet, bayrak. Ya canın ortaya koyuyor kardeşim adam. Köşe dönmenin peşinde nasıl olursun ya? Yani ülkücülüğünü ilan etmesi demek gelin beni öldürün anlamına geliyordu o devirde. Yani hepsi ölümü göze alarak ülkücü oluyorlardı. Çünkü ülkücü bir tek ana hedefti. Yani canlarım benim orada burada sürekli şehit olurlardı. Onların sayesinde Türkiye bu hale geldi. Gençler bilmiyor mesela şu anki gençler. Komünist, 12 Eylül öncesinde öyle bir komünist badireden geçtiğimizi, Türkiye'nin komünist olmak üzereyken beladan kurtulduğunu, bunun sebebinin ülkücüler olduğunu, ülkücülerin bu kurtuluşu sağladığına haberleri yok. Mesela o zamanlar başka faaliyet yapan genç gruplar vardı ama asıl ağırlık ülkücülerdeydi. Bunun unutulması çok feci olur. Ben bunu kabul etmem vicdanen. Yani bunun sürekli takdir edilmesi gerekir. İnşallah. Benim canlarımın övülmeye ihtiyacı yok ama 5.000 şehit verdiler aşağı yukarı. Yani muazzam bir faaliyet yaptılar. Sokak sokak, gece gündüz uyumazdı o çocuklar. Boş gençleri de çok güzel yetiştirir o devirde. Ben biliyorum mesela Kurtuluş Lisesi'ndeydim ben. Çok lakayt gençler vardı, alakasız, ilgisiz. Hepsini dava adamı haline getirdiler. Yani böyle hani şevkli, vatana, millete sevgisi olan, çok modern gençler vardı ama hiç alakaları yoktu. Orada bitişik de yurtları vardı, Niğde Öğrenci Yurdu vardı. Zaten orası kale gibiydi böyle. Kredi Yurtlar Kurumu vardı. Orada zaten ülkücülerin kontrolündeydi tamamen. Tabii bize ferahlık veriyordu o. Maşallah. Siz hep söylüyorsunuz hocam, onlar olmasaydı Türkiye kesin komünist olurdu. Ya kimsenin bunun haberi yok ya. Evet. Hiç umurlu mesela yeni gençlerin hiç haberi yok.